Süper EBC XF18 135 mm F3.5-5.6 RLM OIS VR lens. Anlatacak çok şey var. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Vallahi doğrusunu isterseniz bu lensin incelemesinden çekiniyor ve kaçıyordum. Çünkü daha önceki başka marka deneyimlerimde bu kadar geniş odak aralıklı bir lensin başarılı olduğunu bu ana kadar görmemiştim. Hem fiziki açıdan hem de fizik açıdan pek de mümkün görünmüyordu. Full frame karşılığı 27 mm, 206 mm odak aralığının bırakın keskin, net görüntü vermekte bile zorlanan bir odak aralığıydı. Sizden gelen taleplere elbette cevap vermeye çalışıyorum ama Fujifilm ile ilgili de kötü bir şey söyleyesim de gelmiyor doğrusunu isterseniz. Ama korkunun jele faydası yok. Sizler de doğruyu hak ediyorsunuz. Lensin kağıt üzerindeki teknik verilerini incelediğimde düşündüğümün aksine hiç de kötü gözükmüyordu. Ama kağıt üstündekiler bana yeter mi? Yetmez. Öncelikle lens yapı gereği tipik bir XF yapısına sahip. Full metal gövde, full metal bayonet. R zaten diyafram ringi, yani çark anlamına geliyor. 18-135 mm aralığı bir odak aralığı çarkı ve bir de metal bir netleme çarkı. Onun yanı sıra şurada görebilirsiniz. Bir tane diyaframı otomatiğe alıp almama düğmesi. Bir de OIS'i devreye sokup sokmama düğmesine sahip. Aynı zamanda da WUR özelliğiyle hava koşullarına dayanıklı bir lens. X-T1'den beri üretilen en eski kit lenslerden biri olması özelliğiyle daha yeni nesil XF lenslerinin otofokusu kadar süratli olmasa da gene de 0,1 saniyelik bir otofokus hızına sahip. Yaptığım denemelerde 18 mm ile 70-80 mm arasında düşük ışıkta da gayet başarılı bir otofoküse sahip iken bu lens 135 mm'ye yaklaştıkça düşük ışıkta otofokus sıkıntısı gösteriyor. Bunu da bir yerde doğal karşılamak lazım. Çünkü bu hem süper zoom hem de yavaş lens sınıfına girdiğini de hatırlamakta fayda var. Ancak defalarca da söyledim mükemmel lens yoktur diye. Her lenste ödün verdiğiniz noktalar vardır. Şimdi gelelim artılarına. Hani incelemekten korkuyorum demiştim ya. Özellikle de böyle bir süper zoom'un görüntü performansından. Vallahi şaşırttı. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bugüne kadar kullandığım süper zoom'lar içerisinde açık ara en keskin ve en net görüntüleri yakaladığım süper zoom lens diyebilirim. Ha elbette bir prime lens ayarında asla değil. Ama unutmayın ki 18 ile 135 mm arası da devasa bir odak seçeneği veriyor. Yani tatile çıkın, manzara çekin, portre çekin. Sokak çekin, çoluk çocuk çekin, ailenizi çekin, hatta yerinizden kalkmadan çekin, ucu ucuna makro bile çekin. Belki de bu yüzdendir ki bu lense takkez lensi adını vermişler. Yani tek bir lens ile tüm seyahati, tüm geziyi kurtar. Gece çekimleri için de 5 stopluk görüntü sabitleyici, lensin yavaşlığına bir derece önlem almış gibi gözüküyor. 18-55 artı 55-200 alacağınıza 18-135 ile bütün işinizi görün. Ayrıca lensin bokehi yani arka alan bulanıklığı da hiç de fena değil doğrusunu isterseniz. Şimdi bu anlattıklarımı görsel olarak destekleyelim. Ve göreceğiniz bütün kareler JPEG'tir ve makineden çekildiği gibi hiçbir düzeltmeye uğramaksızın sizlere gösteriyorum.
Gelelim video kanadına. İlginçtir ama videodaki otofokus performansını oldukça başarılı buldum. Ne çok hızlı, ne çok yavaş, çok yumuşak netleme geçişlerine sahip. Ve 18 ile 70 mm arası tamamen sorunsuz ama ne var ki daha önce de fotoğraf kanadına söylediğim gibi 135 mm'ye yaklaştıkça düşük ışıkta yine otofokus sorunuyla, daha doğrusu sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ha, ışığınız yeterliyse 18 ile 135 mm arasında hiçbir sorununuz yok demektir. Ancak tabii zoom in ve zoom out'larda yine de netleme, kısa süreli netleme sıkıntıları yaşamaya devam ediyor bazı diğer lensler gibi. İsterseniz şimdi de video performansına görsel olarak bir göz atalım. Buradaki video yine hiçbir düzeltme yapmaksızın tamamen MP4 ve Provia film simülasyonunda çekilmiş görüntülerdir. Gelelim sonuca. Az keskinlikten, biraz da köşe netliğinden ödün vererek inanılmaz kullanışlı bir lens imkanı veriyor size. XF 18-135 f3.5 5.6 R LM O ise WR lens. Özellikle tatilden tatile, geziden geziye, arada sırada aile fotoğraflarımı çekeyim ya da videolarını yapayım diyorsanız ve tek bir lense sahip olayım, hiçbir şeyle uğraşmayayım, lens konusunu, fotoğraf makinesi konusunu unutayım diyorsanız bu lens sizin için sevgili dostlar. Vallahi alın, güle güle kullanın. Zaten bu lens uzun yıllardır gerek sağlamlıkta gerek güvende kendi rüştünü defalarca ispatlamış olan bir lens. Video performansıyla da sizi tatmin edecek olan bir lens olduğunu da lütfen unutmayın. Ayrıca sadece 490 gram ağırlığında 4 asferik 2ED lens ile ne güneş ya da direkt ışık yansımalarında bir sorun yaratıyor. Ne de dediğim gibi keskinlik ya da netlikle çok da fazla ödün vermenize sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bir süper zoom olarak gerçekten çok başarılı bir lens. Sevgili dostlar, detaylı incelememizin sonuna geldik. Umarım bu içerik sizlere değer katmıştır. Hak ettiğini düşünüyorsanız beğenme butonuna, abone olmadıysanız abone olmanız, bu içeriklerin sayenizde daha süratli, daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgili dostlar, huzurla, sağlıkla, hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.